Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Son günlerde ikinci üniversite harç ücretleri açıklandı biliyorsunuz ki. Bu ücretler gerçekten çok arttırıldı. Evet, bu doğru. Artış gerekli miydi? Gerekliydi ama fazla olmuş gibi. Evet, fazla oldu gerçekten. İnsanların bu konuya bakış açısıyla ilgili bir yorumda bulunmak istiyorum. Çünkü İkinci üniversite açık öğretim ücretlerine olan tepkileri ve yorumları okudum sosyal medyada. Çevremizdeki bazı öğrencilere işte açıktan da bir üniversite oku, şu bölümü de oku gibi söylemlerde bulundum. Ve çevremizde yine yetişkin olan, olgun insanlara da ikinci üniversite veya farklı üniversiteler okumasını, hayallerine ulaşması gerektiğini söyledim. Bana şu tarz çıkışlarda bulunuldu. Okumayı çok istiyorum ama ücretleri çok pahalı denildi. Yani 1500 TL ve 2000 gibi rakamları, 2000 TL gibi rakamları ödeyemem, nasıl ödeyebilirim gibi söylemlerde bulundular. Önceleri evet ben de aynı şekilde düşündüm. Evet ödeyemezler. Ama sonra aynı insanları sosyal medyada yeniden gördüm farklı platformlarda. Yani şöyle mesela çok lüks bir restoranda yemek yerken yine aynı şekilde lüks bir meyhanede içki içerken en pahalı sigarayı içerken en pahalı ayakkabıyı giyerken en sevilen en güzel arkadaşlarıyla en lüks mekanda eğlenirken sonra en basiti lahmacun yerken gördüm. Çok komik olacak ama şimdi bir lokantaya gittiniz, iki lahmacun yediniz, bir kola içtiniz. Zaten bu fiyat 300-500 TL eder ortalama. Ve zaten bu devirde iki lahmacun bir kolayla hiç kimse o lokantadan tok bir şekilde kalkmaz. Bu gerçeği hepimiz biliyoruz. Yine basite indirgeyeceğim. Bir döner yediniz, yine bir ayran bir kola içtiniz, yine aynı rakamlar 300 TL, 500 TL. Daha da düşüreceğim. Bir tost yediniz, bir de çay içtiniz. En basiti bu gerçekten. Bu bile en az 100 TL, 150 TL gibi bir rakam. Yemek ve beslenmek bizim için çok önemli. Doğru bütün bunlar ama eğitime verilen önem neden bu kadar az ülkemizde? Ve yeni nesil gençler bile yani hiç ekonomik olarak acı çekmeyen, hadi diyelim işe gidenleri anladık. Para kazanmak kolay değil. Para kazanmak kolay değil. Acı çekiyoruz. Otobüse biniyoruz. İşte bir iş yaparken ellerimiz acıyor. Tuhaf. Yani hiç selam vermeyeceğimiz insanların kahrını çekiyoruz. Bu insanları anladım. Para kazanmak çok zor. Bir de kalkıp ikinci üniversite eğitime paramı vereceğim. Ama şimdi hiçbir iş yapmayıp yani krallar gibi, kraliçeler gibi uykusundan, tatlı uykusundan, o bebeksi uykusundan uyanan, o taze duşunu alıp en güzel kıyafetlerini giyen, en güzel alışveriş merkezlerinde, en güzel cep telefonlarıyla, en lüks mekanlarda storyler atan arkadaşlar ya da eğlenen arkadaşlar. Lütfen açık öğretim ya da ikinci üniversite çok pahalı demeyin. Ya da şöyle söyleyin. Eğitime önem vermiyorum deyin arkadaşlar. Çünkü zaten siz yatıracağınız harç parasından daha fazlasını sadece tek bir lokantada harcıyorsunuz. Mantıklı düşünmek gerekiyor. Çünkü sen zaten 2-3 tane lokantaya gidip keyif yaptığında veya bir kafeye gidip çay içtiğinde birkaç bardak ya da en basit Starbucks'a gittiğinde o paranın zaten üçte ikisini ödüyorsun Starbucks'a. McDonald's'a, Burger King'e ödüyorsun. Bir ayakkabı alıyorsun, acımıyorsun. Tamam, sağlık çok önemli ama eğitim de çok önemli. Bir diploma bu kadar ucuz olmamalı. Diploma kazanıyorsunuz. Yani okula gidip gelmeden, sınavlara girerek, beyninizi kullanarak belki diploma kazanıyorsunuz. Diploma çok değerli. Bana bugün doktorluk diploması verseler, havadan bedava ya da sadece sınava gir deseler. Bu etik değil tabii, doğru değil ama ben satın almak isterdim şahsen. Bu biraz
Ya da bilgisayar mühendisi, avukatlık diploması versinler. Ama bileyim, öğreneyim. Yani diploma bence çok değerli. Çok ucuz olmamalı diplomanın fiyatı. Aslında bu diplomanın fiyatı da değil. Adı üstünde devlet tarafından konan harç parası. Ve emin olun, diploma satılsaydı, lafın gelişi söylüyorum, böyle bir şey asla olmasın. Yanlış anlaşılmasın. Eğer diplomalar satılsaydı, yani kişinin YÖK denkliği olacak şekilde hukuk fakültesi diploması, tıp fakültesi diploması, eczacılık diploması gibi diplomalar satılsaydı 1 trilyon ve üstü bile olabilirdi ve satın alacak insan da var yani ülkemizde. Kesinlikle var. Yani diploma satılsaydı evini arabasını satıp diplomayı alacak, satın alacak insanlar da var. Ve alan da vardır zaten, illaki vardır. Gizli, el altından, hani eskiden daha çok oluyormuş. Şimdi Allah'tan devlet var da olmuyor bu tarz şeyler. Ama diploma bu kadar ucuz değil arkadaşlar. Bence her şeyin bir bedeli var ve çok da ucuz. Zaten sen öğrenci belgesi altında otobüsten de kar ediyorsun. Bunu da hesaba kat. Yıl boyunca öğrenci indirimi olan birçok müze, sanat galerisi gibi yeri de %50 indirimle ya da öğrenci indirimiyle geziyorsun. Biraz hoş görmek lazım aslında. Evet, pahalı, tepkimizi verelim ama bazıları çok abartıyor. Çok uçuyor gerçekten. Bana hak vermeyecekler olacaktır. Ama ben böyle bakıyorum. Bu biraz bakış açımıza bağlı. Bu birazcık bakış açınıza bağlı. Tekrar ediyorum. Gerçekten insanın durumu olmaz. Tepkisini belli eder. Ama arkasından Adidas, Nike ayakkabı giyip en lüks restoranlarda Nişantaşı, Bebek'te fotoğraf çektirip kafelerde gezip sonra açık öğretim ikinci üniversite çok pahalı demeyin. Bu komik oluyor. Bunu söylemek istedim. Şimdilik hoşça kalın.